Çünkü doktora dersi vermek ayrı bir tecrübe. Şimdi şöyle düşünün. 3 tane doktor bir araya geliyor. 4.'yü doktor yapıyorlar. Böyle komedi olur mu? Bu komikliktir yani. Başka bir şey değil. Yeni bir fakülte açılıyor. Birden bakıyorsunuz kadrolar veriyor diyor. 5 tane asistan kadrosu. Kimse yok. Kim yetiştirecek bunları? Ya asistan dediğiniz Bostan'da yetişen kavun falan değildir. Bazen korku duvarları oluşuyor. O korku duvarlarının arkasından bir o duvarı yıkıp başkalarının da geçebilmesini sağlamak için bu. Çünkü hukukçu biraz da cesur olmalı diye düşünüyorum ama edepli bir cesaret. Böyle pervasızca bir cesaret değil. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Muhammed Özekes. Hocam, davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Muhammed Hoca'yla Ankara'dayız. Yüzde çekim fırsatımız oldu. Hocam, başlamak istediğim yer doğum yeriniz Erzurum. Evet. Sonra zannediyorum liseyi İzmir'de okuyorsunuz. Evet. Ve sonra ondan sonra da evet hiç oradan ayrılmıyorsunuz. Evet. Hikaye nasıl başladı? Erzurum'dan İzmir'e nasıl taşındınız? Evet, ben aile geçmişi olarak aslen Erzurumluyum. İlkokulu, ortaokulu Erzurum'da okudum. Fakat şöyle benim bir hikayem var. Çocukluğum Erzurum'da geçmekle birlikte aslında kundaktan itibaren İzmir'e gidip geliyorum. Yani benim aynı zamanda İzmir çocukluğumun bir parçası. Özellikle yakınlarımızın bir kısmının amcamın İzmir'de olması sebebiyle doğduğum andan itibaren de İzmirli sayılırım bir yönüyle de bakarsanız. Hep Erzurum'da bardan önce bir şiir okunur. Erzurum'un dadaşı, doğunun sınırdaşı, İzmir'in nefesi var, eğilmez Türk'ün başı diye. Uzun bir şiirdir o. İşte serde hem dadaşlık hem efelik var. İkisinde hakkını vermek ayrı bir şey ama. Dolayısıyla çocukluk öyle başladı. Arkasından işte ilkokul, ortaokul derken liseyi İzmir'de tamamladım. Daha sonra Doksa Üniversitesi Hukuk Fakültesi, arkasından yüksek lisans, doktora, diğer aşamalar ve Doksa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin bütün akademik aşamalarımı orada tamamladım. Hatta kendimce övündüğüm bir şey vardır. Bunu zaman zaman söylüyorum. Bazıları da belki rahatsız oluyorlar. Ben Doksa Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin %100 yerli malı ilk özel hukuk doktoru, doçenti ve profesörüyüm. Özel hukuk alanında yani lisansı, yüksek lisansı, doktorası, doçentliği, profesörü ilk olan, benden önce olan hocalarımız var. Fakat onlar 90'lı lisansı bitirmişler ama yüksek lisans doktorayı o tarihlerde Ankara ve İstanbul'da yapmışlar. Bu da kendimce bir aidiyet duygusu ve övündüğüm bir şey. İki şehrin bende bıraktığı iz nedir derseniz şöyle bir faydası oldu. Erzurum Türkiye'nin en doğusu. İşte biraz daha geçince Kars, ondan sonra Rus sınırı var. Bu tarafta da İzmir, öte tarafta Türkiye'nin batı sınırı var denizden. Tabii ki farklı anlayışlar, farklı kültürler, farklı eğilimler de var. Fakat her iki şehrin de kendine has bir kültürü var. Bu bende bütün Türkiye'yi anlama, tanıma, farklı insanları algılayabilme, onlarla birlikte olabilme, farklı düşüncelere, yaşayışlara, anlayışlara saygı bakımından kendi iç dünyamda bir derinlik oluşturduğunu, bunu sonra fark ettim ben aslında. Ve benim hayatım için önemli bir kazanım haline geldi. Akademik kariyerimize gireceğiz ama hocam, İzmir'de İzmir Atatürk Lisesi'nin özellikle evet, size kazanımlarıyla devam etmek istiyorum. Evet. Atatürk Lisesi meşhur bir lise. Doğru. İzmir'in eski sultani lise liselerden, yani Galatasaray gibi, işte özellikle o dönem 1800'lü yıllarda Osmanlı'nın son döneminde eğitilmiş insan gücünü artırmak bakımından Anadolu'nun muhtelif yerlerinde, ki ben aslında lise 1. sınıfı Erzurum Lisesi'nde okudum. 2. ve 3. sınıfı İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Her ikisi de sultani liselerdir. 1800'lü evet, yılların başında kurulmuş liselerdir. Daha sonra tabii Atatürk Lisesi ismini alıyor. Atatürk Lisesi'nin kazanımı, en önemli kazanımı nedir derseniz, bir çalışma disiplini. Bir öğretmenimiz ve lisede bizim öğrendiğimiz bir şey vardı. Çalışkanlık da tembellik de bir alışkanlıktır. O alışkanlığınızı nasıl geliştirdiğinizle alakalı. Atatürk Lisesi'nin böyle bir tarafı var. Sultani liselerin hocam herhalde en önemli katkılarından bir tanesi de öğrencilere öğrenmeyi öğrenme konseptini evet, çok iyi evet, aktarmış evet, olmaları.
İzmir'den de bunu çok duyduğum için özellikle belirtmek istedim. İki şey önemli. Bir, çalışma disiplinini kazandırmak bakımına bunu bazen biraz da zorlayarak yani yapıyor ama bence önemli bir şey. İkincisi de hakikaten nasıl çalışacağınız konusunda da yol ve yöntem gösteriyor ve öğretmenleri hakikaten yani ben şunu iddia edebilirim. Belki bizden önceki nesil daha şanslıydı ki bugün gördüğünüz, tanıdığınız bazı şairler, yazarlar vesaire bu liselerden mezundur. Ve İzmir Atatürk Lisesi'nde çok ünlü besteciler, şairler, devlet adamları yetiştiren bir yer. Yani bir tür İzmir'in Galatasaray'ı da diyebilirsiniz aslında İzmir Atatürk Lisesi'ne. Hukuk Fakültesi'ne gelmeden önce özgeçmişinizde gördüğüm bir şey... Ege Üniversitesi'nde matematik bölümünde bir yıllık bir geçmişiniz var. Ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi hikaye şu. Aslında orası biraz tesadüf. Yani çok tesadüf değil ama o tarihlerde ben üniversiteye girdiğim zamanlarda en yüksek puanla 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi alıyordu. Zaten Türkiye'de 4-5 tane hukuk fakültesi vardı. O zaman en yüksek puanla alıyor. Ben de nasıl olsa burayı kazanırım diye düşünüyorum. Ve böyle şehir dışında da okumak gibi bir niyetim yok. Çünkü ailem de İzmir'de. Öyle olunca altına nasıl bir cesaretse başka hiçbir hukuk fakültesini yazmadım Ankara'yı, İstanbul'u. Boş kalmasın diye işte yazdığım birkaç fakülte vardı. Onlardan biri de fen kolu, matematik bölümü mezunuyum liseden. Onu yazdım. Fakat 5 puanla mı ne kaçırdım ben şeyi. Hukuk fakültesini kaçırdım. Ve bir sene matematik bölümüne devam ettim. Ne kazandırdı hocam size diyebilirsiniz. Hukukçunun bir matematik mantığının olması lazım. Sebep? Çünkü biliyorsunuz mantıkta iki tane şey var. Bir klasik Aristo mantığı var. İşte insan ölümlüdür, Furkan da insandır, Furkan da ölümlüdür. Bu basit matematik. Biz ne yapıyoruz aslında? İşte 18 yaşın tamamlanmasıyla bir kimse ergin olur. Ahmet de 18 yaşını tamamlamıştır, ergin olur. Yani büyük önerme hukuk kuralı, küçük önerme olay, somut olay, gerçeklik, sonuç, hüküm veya talep. Altlama faaliyeti. Veya bulanık mantık denilen, bugün fuzzy logic denilen bir şey var malumunuz. Özellikle bu sensör sistemlerinin bugün gelişmiş dünyadaki birçok şeyin çalıştığı. O da yine hukukta var. İşte 3 yıldan 5 yıla kadar ama 3 yıldan 5 yıla kadar mahkumiyet için arada bir takım doneler var. Yani sensör mantığı. Şimdi matematik ve mantık bilmeyenin iyi bir hukukçu olmayacağı kanaati. Bana böyle bir kazanım oldu. Ben bazen dersleri anlatırken şematik anlatıyorum. İşte kümeler kuramıdır bu matematikte. Veya... Matematikte aslında temel iki sayı var. 1 ve 0. Benim anlayışıma göre 1 hayatı, 0 yokluğu şey yapıyor. Zaten bu bilişimde de falan 1-0 mantığıyla var. Dolayısıyla bu şekilde bakabilmeyi bana öğretti. İkinci sene yine nasıl bir inatsa yine yazmadım öbür fakülteleri. Ankara'yı İstanbul'u tutturmama rağmen. Fakat bu sefer 20 puanla mı ne fazla? Tek tercihle mi girdin? Tek tercihle. Yine ikinci sene. Çok yani iyi. Bu aslında büyük bir cesaret. Çok akıllıca da bir iş sayılmaz. Yani şu anda biri sorsa yapar mısın? Yapmam derim. Neden usul hukuku hocam peki? Neden usul hukuku? Bunun da birkaç sebebi var. Yarısı mantıklı veya doğru bilinçli tercih, yarısı değil. Birincisi ben sistematik bir şeyi açıklamayı seviyorum. Yani mesela bir şeyi açıklayacağım zaman onu önce bir kafamda şematize ediyorum. Ondan sonra açıklıyorum. Hatta belki de ilk defa pratik çalışma kitapları içerisinde böyle çok şematik, yani bizim pratik çalışma kitabı çok şematiktir. Dersi de ben öyle anlatıyorum. Şematize ederek anlatmayı seviyorum, basitleştiriyor o. Sistematik şeyleri seviyorum, planlamayı seviyorum. Şimdi bu ister istemez insanı usule yönlendiriyor. Ama aslına bakarsanız bir yönüyle de ben böyle felsefeyle, sosyolojiyle vesaireyle, yani kişilik özelliklerim daha çok böyle anayasa hukukuna, hukuk felsefesine, sosyolojisine meraklı ama birincisi bu baskın çıktı. İkinci sebebi derste kendimi daha başarılı buldum ve sevdim usul icra dersini. Ama en önemli üçüncü sebebi ise bana göre akademisyen olacaksanız seçtiğiniz alan ve hatta ondan daha önemlisi seçeceğiniz usta önemlidir. Veya sizi seçecek, kabullenecek usta önemlidir. Orada da yine sizin de hocayla röportaj yaptığınızı biliyorum. Hakan Hoca, Hakan Pekçentez Hocam. O zaman benim hocamdı. Hala daha da en övündüğüm, hep söylüyorum benim bütün ünvanlarımın önünde gelen bir ünvanım var. Profesör Doktor Hakan Pekçentez'in asistanı olmak. Alanı sevdiren biraz da hoca oldu anladığım kadarıyla, değil mi hocam? Evet. Yani o da yadsınamaz bir etki. Hocam uzun yıllardır akademik hayatınız devam ediyor. Özellikle yöntem bakımından hangi açılardan size yol gösterildi? Hangi hocaların ismini zikretmek istersiniz?
Şimdi tabii ki en önemli kişi yine Hakan Hocam. Özellikle lisans aşamasında bu yaptığımız seminer çalışmaları bende hem akademik bilgi birikimi, hem o alana bakış, hem yöntem öğrenme konusunda çok yararlı oldu. Ve hoca bu seminer çalışmalarını yaparken şunu söylüyordu. Herhangi bir not beklentiniz olmasa çünkü not vermeyeceğim. Gerçekten istiyorsanız katılın diye. Ben hatta biraz da tereddüt ederek onlara katılmıştım. Fakat akademik çalışma yöntemini öğrendim. Bana yatkın olduğunu gösterdi. Daha sonra ben asistan olduğumda hoca emekli olmuştu. Bilgi Umar hocamız, yine bizim kürsümüzün ve Türkiye'nin birinci nesil usul hukukçularından sayacağımız hocalarımızdan biri. Allah uzun ömür versin. Şu anda kendisi İzmir'de. Hoca emekli olmuştu ama dışarıdan derse geliyordu. Çünkü kürsümüzde bir tek Hakan hocamız vardı. Tek başına o kadar ders zordu. Bilgi Hoca haftada bir gün derse geliyordu ve ben hocayı asiste ediyordum. Bilgi Umar Hoca'nın şöyle bir özelliği var Türkiye'de. Hoca hukukçuluğundan daha çok arkeoloji alanında çok tanınmakta ve bilinmektedir. Birçok kitabı var. Hatta ben yurt dışındayken bir iki defa ismini zikrettiğimde sen hocayı nereden tanıyorsun, o arkeoloji profesörü diye bilenler oldu, söyleyenler oldu. Bilgi Umar Hoca'dan da farklı bir bakış açısıyla, hocanın çok ilginç bakış açıları vardır. Böyle tersinden bakar, sorgular. Deyim yerindeyse öyle sorgulamayı öğrendim. Oğuz Hoca'yla, Oğuz Atalay Hoca, benden önceki hocamız, abi kardeş ilişkimiz var onunla. Belki tam bir hoca asistan ilişkisi olmadı. İkimiz de birlikte asistandık ama o benden büyüktü. Çok pratik düşünme yetisi vardır ve çok farklı alanlarda kendini geliştirmiştir. Onunla sohbetlerimiz özellikle benim yetişmemde bir kazanım oldu. Tabii kendi çevremiz bu İzmir'de. İzmir dışında ise çok geç tanımış olduğum mesela Ejder Hoca ile ilgili bir takım anılarım var. Yani çok az görüştük ama o bende bir yönüyle iz bırakmıştı. Hocanın algılayış tarzı, yaklaşım tarzı, akademik hayat. Mesela yine Baki Hoca'yı ben tanıdım. Çok geç tanıdım. Hocanın o çalışma disiplini o yaşına rağmen. Bunların hepsi insanda bir müddet sonra bir açıkçası birikim oluşturuyor ama hani kimi örnek aldınız dersen öyle birebir çok örnek yok. En büyük örneğim önümde duran Hakan hocamdı. Ama onun dışındaki bu saydığım hocaların da benim gelişimimde önemli katkısı olduğunu söyleyebilirim. Münster Üniversitesi'nde kimle çalıştınız hocam? Münster Üniversitesi'nde ben gittiğimde tam bir usul hukukçusu yoktu. Bir de Almanlar pür usulcü bizdeki gibi yok. Almanlar maddi hukukla birlikte gelişti. Profesör Schlüter vardı. Biraz daha onun deyim yerindeyse himayesinde çalıştım ama o bir tam usul hukukçusu değildi, usul hukukuyla da ilgilenmekle birlikte. Onun yanına, onun kürsüne gitmiştim. Bizim fakültemizle Münster Üniversitesi arasında bir anlaşma var. Bir de ilginç bir ironi var. Benden önce Münster'e giden bildiğim kadarıyla tek usulcü Baki Hoca. Hatta ben oraya gittiğimde şu anda hoca 90'lı yaşlarda hem usul hukukunun hem de hukuk aleminin en duayen hocası diye ben biliyorum. Daha kıdemli kimse var mı? Yanılabilirim. Gittiğimde onu sormuştum. Yani hoca burada nerede çalışmış dedim. Bir kütüphane vardı. Bölüm kütüphanesi. Kütüphanenin köşesinde çok eski bir masa vardı. Olsa olsa burada çalışmıştır denildi. Dolayısıyla Münster'de de 1,5 yıl doktora aşamasında bulundum. Ha, Profesör Schlüter'le zaman zaman tabii bir takım şeylerimiz oldu ama kendisi daha çok maddi hukukçu olması hasebiyle usulle irtibatımız biraz sınırlı kaldı diyebilirim. Hocam çok fazla sayıda dolu dolu eserleriniz var. Bunun değerlendirmesini yapmak bana düşmez. Zaten yapılan değerlendirmeleri ben aktarmak istedim. Bu eserlerin arka planında nasıl çalışıyorsunuz? Tipik bir çalışma gününüz nasıl geçer? Çoğunlukla erken kalkmaya çalışıyorum. Özellikle bir çalışma yoğunluğum varsa, yani bir hafta, 10 gün, bir ay çalışacaksam o erken kalkmayı daha bir rutin veya çalışmayı erken kalkmanın dışında erken çalışmayı rutin hale getiriyorum. Çünkü o zamana kadar, öğlene kadar epey bir iş bitiriyorsunuz öyle olduğu zaman. Birincisi bu. İkincisi bir plan yapıyorum her yaptığım işte. Yani en küçük diyelim ki 3 sayfalık bir şey de yapsam önce zihni bir plan yapıyorum. Sonra onu bir kağıda döküyorum. Daha sonra İster 1000 sayfalık bir çalışma, ister 10 sayfalık bir çalışma olsun, o plan çerçevesinde bir nüve oluşturuyorum. Yani 10 sayfalık çalışma ise her başlığı dolduran 3 sayfalık bir metin çıkartıyorum. 1000 sayfalık bir şey ise bunu bir 50 sayfalık bir seminer çalışması gibi düşünüp her başlığı dolduruyorum. Bunun ne faydası oluyor? Şu faydası oluyor, bir başını sonunu görüyorsunuz.
İkincisi insanın elinde bir metin olunca ben bitirdim ya bir şeyler deme kısa sürede ve onu ondan sonra genişletme imkanınız oluyor. Üçüncüsü neler eksik? Başlangıçta planladığınızda neleri düşünmediniz onu görme. Çünkü en iyi düşünme yöntemlerinden bir tanesi yazmak. Ve böyle bir faydası oluyor. Bir başka yönü de tabii okumak. Nasıl okumak? Benim en büyük kazanımlarımdan biri. Mesela kürsüdeki arkadaşlarım bütün neredeyse seminer çalışmalarını, makalelerini ve tezlerini okuyorum. İster danışman olayım, ister olmayayım. İki, halen aktif olarak okuyorsun. Okuyorum. Bizim kürsümüzün de öyle bir geleneği var. Bu sadece bana özgü bir şey değil. Yani danışmanlığını ben almasam veya ben danışman olsam bile kürsüdeki diğer arkadaşlar da bir şekilde bilir. İki, kürsü derken sadece bizim 950'deki kürsü değil. Mesela bugüne kadar birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlar. Bir de bu özellikle sosyal medyadan sonra biraz işte bizim bu mihbir toplantılarından sonra başıma da iş aldığım işlerden bir tanesi bazen de beni zorluyor hakikaten. Anadolu Ücra Köşesi'ndeki genç asistan arkadaşlar veya bir akademik çalışma yapanlar ya hocam böyle bir çalışma yapacağım ne dersiniz diye gönderiyor. Öyle biraz da Fahri okuduğum şeyler var. Ne faydası var derseniz bunun. Siz bunları okudukça şimdi ben kendim oturup o çalışmaya ilişkin 50 tane kitap okuyacağıma bir arkadaşın tezini okuduğunuzda zaten farklı açılardan o bir nüve oluşturuyor. O size büyük bir kazanım ve güncelden de kopmamanızı sağlıyor. Hocam buna şaşırdım çünkü Türkiye'deki akademide yapılan esprilerden bir tanesi tezinizi 1,5 kişi okur. Biri sizsiniz, yarısı danışmandır derler. Hani siz danışman sıfatıyla bırakın artık yani hem kendi kürsünüzün tezleri hem de size gelen tezleri okuyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey, bu tabii yaklaşımla alakalı bir şey. Yani çok ciddi okuyan hocalarımız var hala daha. Belki hani şu anda akademik hayatta genç arkadaşlar bu serzeniş ve şikayet haklı bir serzeniş, onu söyleyeyim. Çünkü akademiyanın seviyesi düştükçe benim de şikayetlerimden biri o. Mesela eskiden yüksek lisans doktora seminerleri çok ciddi yapılırdı. Şimdi bazen arkadaşlar diyor ki ya hocayı dönemde bir defa iki defa gördüm veya göremedim kapısının altında seminer attım diye. Hocam sosyal medyaya geçmek istiyorum. Sosyal medyayı aktif kullanan bir öğretim üyesisiniz. Kimi olaylara hızlı da reaksiyon gösteriyorsunuz. Neden bu yolu tercih ediyorsunuz? Buradan başlayabiliriz. Şöyle aslında 2018 yılına kadar benim sosyal medyada tek bir paylaşımımı bulamazsınız. Ve özellikle de bundan geri durdum. Ya sosyal medya çünkü zor bir alan. Yani giriyorsunuz orada birileri yorum yapıyor. Sizin kafanızın arkasında düşündüğünüz şeyle onun algıladığı şey farklı oluyor veya algılamasa bile farklı sebeplerle yani düşünce dünyasının farklı olması, sizi sevmemesi veya çok sevmesi onun tepkilerini farklı. Şimdi her oraya yazılana da cevap vermeye kalkarsanız ya sinirleriniz bozulur ya işinizi gücünüzü bırakıp bununla uğraşmanız lazım. Biraz da kirli bir tarafı da var malum. Yani ayıklamak çok kolay değil. O yüzden geri durdum ve insanı da meşgul eden bir şey aslında sosyal medya bir müddet sonra. Fakat geldiğimiz noktada yani bundan da geri durmak mümkün değil. Bir yönü bu. İkincisi de şu var. Şimdi bir makale yazıyorsunuz. Hani ben artık kıdemim itibariyle siz belki makaleyi yayınlatmak için işte hakeme gidiyor, o oluyor, bu oluyor, 6 ay buluyor. Belki bir 2 ay sonra yayınlanabilir benim makale. Ama 1-2 ay sonra. O olay güncelliğini kaybediyor. Bu arada da yanlış bilgilendirme ile çevre bozuluyor zaten. Sizin makalenizin bir etkisi kalmıyor. Bu sebeplerle çabuk tepki verebilmek. Mesela şunu yapıyorum. Yeni bir karar çıktı, yanlış bir şey oldu, hukukla ilgili bir gelişme oldu. Önce kendi fikrimi çok kısa gerekçeleriyle bir sosyal medyada paylaşıyorum. Onun arkasından onu destekleyen akademik çalışmayı ve o nüvesini oluşturuyor. Çalışma yönteminizde hocam belirttiğiniz o nüveyi belki sosyal medyada yayınladığınız şeyleri oluşturuyor. Ardından onu eğer isterseniz makaleye çeviriyorsunuz. Bir de zannediyorum dezavantajlarından bir tanesi de makalelerin hocam çok az sayıda okunuyor olması. Evet. Yani işin o tarafı var. Şimdi geçenlerde mesela bu tensip saptığı, affedersin saçmalığıyla ilgili mahkemelerin bir uygulaması var. Ben bunu yıllardır söylüyorum, yazıyorum. Kimsenin okuduğu yok neredeyse. Geçen sosyal medyada bir sayfalık bir şey yaptım. Bilmem kaç bin kişi görmüş. Hatta beni sağdan soldan avukat arkadaşlar, hocam Allah sizden razı olsun sizin yazdığınızı götürdüm hakimin önüne koydum. Yani ciddi bir şey değil yani. Ama temel maddeleri tabii var, temel hükümleri var ve sorun çözüldü diyor. Şimdi bunun böyle bir faydalı tarafı var. İkinci husus, Türkiye'deki hukuktaki dejenerasyon. Bu beni çok rahatsız eden bir. Yani ben hakikaten hukuk benim için hani kimisi tenis oynar, dağa tırmanır, yüzer vesaire. Aynı zamanda bir hobi alanı. Hobi derken basit bir hobi değil. Aynı zamanda bir ızdırap alanı benim için. Yani hukuk benim gönlümü, hayatımı, birçok şeyi verdiğim bir alan. Bu kadar dejenere olması, bu kadar geriye gitmesi, nerede uygulamada böyle gitmesi, akademiyada böyle gitmesi
bir ızdırap haline açıkçası benim için dönüştü. Hani bir düşünür demiş ki yazmasaydım çatlardım. Şimdi ben de yazmasam çatlardım. Bir sebebi de bu. Bir yanlışa dikkat çekmek. Zaman zaman genç arkadaşlara yol göstermek. Ya evet, kıdemli bir hoca. Ben artık belirli noktada, belki o kadar çok kıdemli değilim ama bazı şeyleri söyleyebilecek noktaya geldiğimi düşünüyorum. O arkadaşlara da bir cesaret, bir önünde durma veya ne yapılacağı konusunda en azından sizin fikrinizi ortaya koyma şansını veya paylaşma şansını vermek lazım. Bu sebeplerle de girdim. Yani bazen korku duvarları oluşuyor. O korku duvarlarının arkasından bir o duvarı yıkıp başkalarının da geçebilmesini sağlamak için bu. Çünkü hukukçu biraz da cesur olmalı diye düşünüyorum ama edepli bir cesaret. Böyle pervasızca bir cesaret değil. Mesela benim yazdıklarımda dikkat ettiğim kişiselleştirmemek, belirli bir hedef gözetmemek, kişilik haklarını ihlal etmemek ve işin seviyesini düşürmemek şeklinde bir paylaşım ve biraz da geleceğe yönelik, yani ona baktığınız zaman 10 yıl sonra da kullanabilir olması lazım. Bir yönü bu. İkincisi de pandemi. Salgın döneminde işte siz de muhtemelen takip etmişsinizdir. Önce öğrencilerimiz için ders çekimleri yapıyorduk. Üniversitenin çünkü sistemi çöküyordu, canlı ders ara veriliyordu, o gün internet olmuyordu. Anadolu'nun ücra köşesindeki bir öğrencimiz internete ulaşamıyordu. Baktım ki bu böyle olacak değil. Çekimleri yapıyorum. Bir saatlik dersin çekimini yapıyordum. Sisteme çekilmişi yüklüyordum. Sonra öğrencilere diyorum derse bunları izleyerek gelin. Dersi tartışmalı geçirelim işteyse. Sonra da ya ben bunu yapıyorum ama ders izleyemeyenler var. YouTube'a yüklemeye başladık. Sonra Tekin Memiş Hoca'nın bir ruh kartı sitesi var. O rica etti. Dedi ki hani burada birçok şeyi yapabiliyoruz. Daha çok kişiye ulaşma imkanımız var. Tek bir şartım var dedi. Parasız olacak. Yani paralı vesaire ulaşamamak kaydıyla olabilir. Ve hiç aklıma gelmeyecek bir popülerite kazandı o. Mesela çok sık verdiğim örnek, bundan birkaç ay önce bir öğrenci, şimdi hatırlayamıyorum tam şey, galiba Antep'ten bir öğrenci, Tema Vakfı'na 3 tane fidan bağışlamış, bana göndermiş. Hocam sizin derslerinizi izleyerek ben başarılı oldum. Ben size bir şey yapamam ama işte bu fidanları sizin için bağışladım deyip bir teşekkür. Bu benim için çok anlamlı bir şey. Biraz da şartlar zorladı. Böyle sosyal medyaya girdim. Hocam derslerinize geçmek istiyorum. Bizim Türk Hukuk Akademisi'nde çok alışık olmadığımız bir şey yapıyorsunuz. Öğrencileriniz için yılbaşında paylaştığınız ders izlenceleriniz ya da İngilizce ismiyle silibuslar hazırlayıp paylaşıyorsunuz. Neden paylaşıyorsunuz? Katkılarını gördünüz mü dersin öğretim yöntemi açısından öğrencilere yönelik olarak? Şimdi o şöyle, aslında malumunuz bugün bu Bologna süreçleri vesaire, diğer AKTS sistemi vesaire, hepimizin dersi nasıl işleyeceğimizi, kaynakların ne olduğunu vesaireyi sisteme yüklememizi gerekli kılıyor. Bu birçok fakültede böyle. Ama bunların hepsi şeklen yapılıyor. Ben de aslında bilgisayardakiler, o sistemdekiler belki şeklen duruyor. Fakat ben bunu daha canlı hale getirdim. Ve yeni değil. Yani Türkiye'de Bologna süreci olmadan, AKTS sistemi olmadan da ben her dönemin başında bir kağıt, o kağıdın içerisinde bizim dersin amacı ne? O amaç içerisinde kullanacağımız temel kaynaklar ne? Ben derse hangi metotla işleyeceğim? Öğrenciden ne bekliyorum? Öğrenci ne yapmalı? Dersi nasıl işleyeceğiz? Bir, bunu bir kağıda döküyorum. İkincisi, basit bir sayfalık metodoloji. Yani hukukta metodoloji nedir? Bunu ortaya koyuyorum. Bir de dönem başında artık usul dersi ise usul, icra ise icra, hukuk başlangıcı dersi veriyorum aynı zamanda. O ders veya avukatlık hukuku gibi seçimlik dersler var. O derslere ilişkin bir genel öğrencinin hukuk anlayışı. Yani niye hukuku seçmiş? Benden beklentisi ne? Bir hoca ne yapmalı? Dersi nasıl işlersem onlar için faydalı olur? Sorular soruyorum. Bir de dersin somut tarafı ile ilgili sorular soruyorum. Bunları değerlendirip zaman zaman öğrenciyle de paylaşıyorum veya gidip sınıfta bunu konuşuyoruz ve dönemin sonunda da bunların bir değerlendirmesini yapıyoruz kendi açımızdan. Çok faydası oldu. Bir defa öğrenci ne yapacağını biliyor. İkinci faydası, hani bütün itiraz ve defilerini baştan savıyorum. Çünkü diyor ki hocam ben derse gelemiyorum. Ama ben dönemin başında ne yapacağımızı, hangi hafta neyi işleyeceğimizi size söyledim. Hangi kaynağı kullanacağınızı da söyledim diyorum. Bu mazeret de ortadan kalkıyor. Bir de ben sadece ders kitabı üzerinden değil, PowerPoint sunuları şeklinde kısa bilgilendirmeyi de sosyal medyada paylaştığım derslerde de vardır. Onları da kendi öğrencilerime ayrıca malzeme olarak dağıtıyorum. Bir de eğitim belirsiz ve sistematik olmayan bir şey değildir. Eğitim sistematik bir şeydir.
belirli bir şeydir, bir amacı olan bir şeydir. Dönemin sonunda neyi hedefliyorsunuz belli olması lazım. Üç aşağı bir yukarı hem kendinizi hem öğrenciyi de kontrol etmeniz lazım. Yani 15. haftada hangi dersi işleyeceksiniz sizin de bilmeniz lazım. Ya kervan yolda düzülür, bitirirsek bitiririz, bitirmezsek bitirmeyiz. Ders olmaz. Peki ne oluyor? Bizde şöyle oluyor. Bir bakıyorsunuz yarım dönem bitmiş, hoca daha bir tane, diyelim ki borçlar okulunda tek bir sözleşme tipi anlatılmış veya bizde daha davaya bile başlayamamışız. Dönem bitiyor, ek dersler yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Öğrenciyi de yoran, sistemi de yoran, bizi de yoran bir şey. Ben faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu benim de fikrim değil zaten. Yani eğitimin genel anlayışı. Hocam bir de aksi durumda şöyle bir şey oluyor. Bu sefer hocanın ağzından çıkan şeye sadece mahkum kalmış oluyor öğrenci. Evet. Yani bir yol, yöntem kendisine sunulmadığı zaman o da ciddi problemleri yol açıyor. Ben kendi öğrencilik döneminde evet. de yaşadım. Yani yüksek lisans doktora eğitiminde de gördüm. Ayrıca şöyle bir şey var. Benim öğrenciye söylediğim şudur her zaman için dönemin başında. Evet, ben bir kitap izliyorum. Çünkü bu kitabı diyelim ki ben yazdım. İster istemez temel kaynağımız bu. Ama sadece bu kitabı okumayın. Çünkü söylediğim bir şey var. Tek bir kitabın bütün hukuki sorunları çözdüğü dünya üstünde görülmemiştir. Velev ki ben yazsam, velev ki en iyisini yazsam bile. O yüzden mutlaka alternatif kitaplar. Ha nerede olur? Bütün ders için değil. Ama takıldığınız bir yerde gidin bir başka kitabı okuyun. O yüzden alternatif kitap. Yani her şey değil ama öğrencinin, benim de kendimce gördüm. Siz başkalarını da bulabilirsiniz ama şu 10 kitaptan hiç değilse bizim kaynaklarımız dışında yararlanabilirsiniz diye de yol gösteriyoruz. Evet. Hocam, hoca asistan ilişkilerine geçmek istiyorum. Evet. Siz kendi asistanlık döneminizle şimdiki dönem arasında karşılaştırma yapacak olursanız hoca asistanlık ilişkilerini nasıl değerlendirirsiniz? Daha iyi değil, bir defa onu söyleyeyim. Yani eskiden ben daha iyi olduğu kanaatindeydim. Çünkü akademiye şöyle bir şeydir. Daha doğrusu bazı meslekler esasen usta-çırak ilişkisine dayanır. Ben bugün akademiyadaki asistan-hoca ilişkilerinin çok iyi olmadığı kanaatindeyim. Yani usta-çırak ilişkilerin bozuldu hocam. Usta-çırak ilişkisinin bozulması sebebiyle ve bozulmuştur. Yani iki sebebi vardır. Bir, sistem bozulmuştur bu konuda. İkincisi, sistem bozulduktan sonra da özür dilerim, hocalar bunun arkasına sığınarak kendi üzerlerine düşeni bir kısmını yapmadıkları kanaatindeyim. Çünkü hoca nasıl yön verirse biraz da asistan ona göre şekillenebilir. Hocaların burada önemli ben kusurların olduğunu düşünüyorum. Üçüncü faktör de bu işe talip olan arkadaşların talip olma sebepleri ve talip olma yöntemlerinde sakatlık olduğu kanaatindeyim. Yani bir işe talipseniz gönlünüzü verirsiniz. İyi bir maaşım olsun, prestiji olsun, bana da doktor desinler, doçent desinler, profesör desinler diye bu iş yapılmaz. Para kazanmak için de bu iş yapılmaz. Şüphesiz ki hepimiz para kazanıyoruz ve kazanmamız gerekir. Para kazanmak ayıp bir şey değildir. Yani bakkala gittiğinizde kimse sevcik sözcükleriyle size hani ekmek falan vermiyor. Her işte para kazanacaksınız. Ama bu bizim işimiz böyle bir iş değil. Eğer para kazanacaksanız gidip 8 yıl asistanlık yapıp sıkıntı çekip bu kadar kahır çekmenin mantıksız, akıl dışı bir şey olduğu kanaatindeyim, açık söyleyeyim. Ama şöyle düşünüyorsanız, ya bir doktor olayım, dışarıda da bir malı götürürüm. Tırnak içerisinde söyleyeyim diyorsanız, bir profesör olayım, bak ne yapacağım diyorsanız bu ayrı bir şey. O zaten bence akademisyenlik değil, ünvanları kötüye kullanmaktır. Bir başka yönü, çift yönlü fedakarlıktır akademisyenlik benim anlayışıma göre. Hoca asistanı için fedakarlık yapacak hem maddi hem manevi. Ne demektir maddi manevi? Bazen asistanın bir şeye gücü yetmeyebilir. Eğer siz onun farkındaysanız o eksiği tamamlayacaksınız. Manevi destek olacaksınız, yanınızda duracaksınız, gerekir son için kavga edeceksiniz, fedakarlık yapacaksınız. Hocam yani, o çok önemli bir şey. Evet. Yani ben bir asistan olarak hocamı arkamda gördüğüm zaman çok daha motive kendi çalışabiliyorum. Kavga şeyler için fakültedeki arkadaşlar şahittir. Kendi asistanlarım için ben çok kavga ettim. Hala da o kavganın sıkıntılarını çekiyorum zaman zaman. Yoksa ben emekli de gelmiş bir öğretim üyesiyim. Bugün bazı şeyler yani bana ne deyip sırtımı dönebilirim ama dönmüyorum, dönmemeye çalışıyorum. Bu her zaman çok en iyisini yaptığım anlamına gelmez ama niyetim bu. Ama diğer taraftan da biraz önce söyledim, asistan arkadaşların o işe talip olmaları lazım. Yani hocanın eksiğini tamamlamaları lazım, kendilerine ekstra bir şey götürüp önüne koymaları lazım. Hocam benim böyle bir projem var, ne dersiniz demeleri lazım. Belki hocanın aklına gelmeyen bir şeyi önüne koymaları lazım. Kendi donanımlarını artırmak için çaba göstermeleri lazım. Bir de sürekli mızıklamamaları lazım. Yani işte bu oldu da iş yüküm de çok da, hep herkesin iş yükü çok. Yani bu böyle sürekli... Hayat mazeret kaldırmaz. Ben hep onu söylüyorum. Başarılı olacaksanız çalışacaksınız. Ama insani şartlar.
hem hukukun dejenere olma sürecinden hem de akademideki yozlaşmadan biraz bahsettiniz. Sizce akademideki yozlaşmadan bir çıkış yolu var mı? Bir umut var mı? Var. Bunların hepsinin çıkış yolu var. Ben her şeyden anlamam. Yani karpuz yetiştir dersen biraz bostan bahçe işlerinden anlarım ama çok iyi karpuz yetiştiremem. Marangozluk yap dersen de iki tane iyi bildiğim şey var. Hukuk ve akademi. Bunların hepsinin çıkışı var. Ve aslında bu ikisinin çıkışı da öyle göründüğü kadar zor şeyler değil. Sadece tek soru var. Çıkmak istiyor musunuz? Niyetiniz var mı? Bana göre ikisinden de niyet de yok, çıkmak için bir proje de yok. Çıkışı da var. Akademi açısından hocam bir en azından aynı yani şey, ne olabilir? Akademi için bir temel defa, prensipler ne olabilir? Temel prensip, şimdi hukuk fakülteleri için konuşuyor isek bir defa bu kadar hukuk fakültesi açmayacağız, açanları da bir kapatacağız. İkincisi akademisyen yetiştirme yöntemimizi baştan dikkate alacağız. Şimdi mesela basit bir örnek vereyim. Yeni bir fakülte açılıyor, birden bakıyorsunuz kadrolar veriyor diyor. 5 tane asistan kadrosu. Kimse yok. Kim yetiştirecek bunları? Ya asistan dediğiniz Bostan'da yetişen kavun falan değildir. Bir hocanın olması. Hoca yok zaten bu fakültede. Amaç şu diyor ki buraya bir kadro verelim. Burada adam yetişsin. Peki kim yetiştirecek? İstanbul, Ankara, İzmir'e gönderiyorsunuz. O kadar adamı yetiştirmiyor. Veya oranın kadrosu yok zaten. Hocam bir de özür diliyorum. Bazı üniversitelerde de dışarıdan gelen asistanlara kötü bir yaklaşım var. Benimsenmiyor. İşin o tarafı da var. Şimdi bir defa bundan vazgeçilmesi lazım. Bu biraz usta çırak ilişkisine dönülmesi lazım. Ama objektif kriterler konularak. Artı bu bizim yüksek lisans doktora aşamalarını tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Bugün her yer yüksek lisans doktora. Yani doktora yaptırmak çok ciddi bir iştir. İzmir gibi bir yerde bana kadar doktora programı yoktu. Olamayacağından değil. Şu anda birçok fakültenin 2 katı, 3 katı öğretim üyesi vardı. Ama o zaman izin verilmiyordu. Ki doğrusu da bu idi. Çünkü doktora dersi vermek ayrı bir tecrübe. Şimdi şöyle düşünün. 3 tane doktor bir araya geliyor. 4.'yü doktor yapıyorlar. Böyle komedi olur mu? Bu komikliktir yani. Başka bir şey değil. Bir tek profesörlükte bu olur. Ama dikkat edin. Doktora da doçentlikte atama denilir. Profesörlükte yükseltme denilir. Niye? 5 tane profesör, öbür profesörü yükseltirler. Zaten onun da şartları biraz şeklidir. Jüri sistemi denilen bir şey var. Bizde jüri sistemi bozuldu. Dolayısıyla şimdi bunlara eğilmemiz lazım. Artı kaynağı doğru almamız lazım. Sadece okuldaki başarı bir akademisyen olmak için yeterli bir şey değil. Ama bunları yaparken de onun oğlu, bunun kızı, diğerinin yeğeni şekli değil, objektif yöntemlerle doğru bir seçimle bunların yapılması olmuyorsa da elememiz lazım. Yani mesela asistanlık sürecinde belki asistanlar için 3 yıllık çok ciddi bir eğitim bu iş içinde olmuyor ise o iş için eleyip ya senden olmaz demek, bunu da objektif kriterlere bağlayarak yapma yöntemlerini bulmamız lazım. Mesela eskiden asistanlar hocalarla derse giderlerdi en azından 1-2 yıl. Şimdi çok yok. Yüksek lisans doktora dersleri takip edilirdi. Neredeyse hiç yok. Yani söylenecek çok şey var dediğim gibi ama zaman sorunu sebebiyle şimdilik bu kadarını söylemiş. Ama istenirse çıkış yolu var diyorsunuz. Kesin. Peki. Kesin. Hocam nasıl bitirmek istersiniz son olarak? Ya bugün geldiğimiz noktada hem hukuk hem akademi zor bir yerde duruyor. İkisi de çok zor. Ve benim için çok üzücü, böyle biraz ızdırap verici bir noktadayız. Ama ben özellikle sizlerin bunları aşabileceği kanaatindeyim. Neden? Sizlerin donanımı bize göre daha fazla. Yani yabancı dil donanımınız daha fazla. Teknik imkanları mesela şu anda burada yaptığımız işte şey aslında önemli bir şey. Kaçıncısı oldu bilmiyor musun bu program? 18 olacak hocam. 18 tane hocayla benim 18 tane hocanın hayatını okuma şansım olmadı hiçbir zaman. Ama bugün akademisyen olmak isteyen hukukta bir arkadaş sadece şu 18 tane ki ben hepsini izleyemedim ama belirli kısımlarını mesela Fikret Hoca'yı izledim, Hakan Hoca'yı izledim, Sabi Hoca'yı izledim, İsmail Hoca'yı izledim. Şimdi hemen ilk aklıma gelenler başkaları da var ama hepsinin kendine has bir tarzı, üslubu var. Bu hocaların hepsini tanıma fırsatım oldu bir şekilde. Bu imkanlar var. Yani zorluklarla birlikte bunu aşabilme. Artı belki önceden bir hocaya daha muhtaçtınız. Evet hocanız çok iyi olmayabilir, kendinizi geliştiremeyebilirsiniz. Ama bu teknik imkanlar yabancı dil öğrenmenizi kolaylaştırabilir. Ben İzmir'de o tarihte Almanca öğrenmek için çok zorlanmıştım. Çünkü sonradan öğrendiğim bir dildi. Veya bir başka hocaya ulaşabilirsiniz. Almanya'ya gitmek için
bir hocanın yardımını alacaksınız. İşte o yazacak önce mektup, o kabul edecek. Şimdi öyle değil. İnternetin başında kendinizi tanıtan bir CV, belki hocanızın da desteğiyle buna çok kolay ulaşabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için çok fazla şansınız var. Ama benim hep söylediğim bir şey var. Yani bir gün işte musallaya koyduklarında deseler ki kaldır şu cemaate bir şey söyle. Ne söylersin ama tek bir kelime şansın var. Başka bir şey sabır. Sabır önemli bir şeydir. Ama bu sabır bir kuru tevekkül, kabullenme değil. Sabrın içerisinde, gerçek sabrın içerisinde azim, çalışma, bir donanımla birlikte bunu yapma ama çok acele etmeme. Şimdi bazen arkadaşlar derken sadece buna genç arkadaşları değil, yaşlıların da bir an önce şu olsun, bir an önce bu olsun. Her şeyin bir zamanı var. Yani meyveyi bile olgunlaşmadan kopardığınızda tadı olmuyor. Fidanı bir yerde önce koruyarak dikmediğinizde, götürüp diktiğinizde olabilir mi? Olma ihtimali var ama olmama ihtimali olma ihtimalinden daha yüksek. Ve şuna emin olun, eğer zamanını bekleyerek o gün için iyi doğru çalışırsanız hayatta size mutlaka o yolu açar. Simyacı da Mevlana'dan mütevellit olduğunu benim düşündüğüm, çünkü onun da benzer bir şeyi var. Diyor ki eğer samimi bir niyetiniz ve çabanız varsa kainat açılır ve size yol verir. O azmi muhafaza etmek lazım. Bir de insan olmak önemli bir şeydir. İnsan olmak zor bir şeydir. Nihayetinde bizim hem akademisyenlik hem hukukçuluk aslında insanla yaptığımız ve insan için yaptığımız bir şey. Bunu unutmamak lazım. Ben hep öğrencilerimize söylediğim bir şey var. Özellikle son derslerde söylediğim bir şey var. Mahkemelere gidip gelenler birer dosya, birer kağıt değil. Hepsinin içerisinde bir insan hayatı var. Bu insan hayatı sizin hayatınız, annenizin, babanızın hayatı, arkadaşınızın hayatı olabilir veya bir başkasının, annesinin, babasının, kardeşinin hayatıdır. Buna öyle bakmak lazım. Sizin bir anlık ihmaliniz koca bir hayatı, koca bir aileyi yok edebilir. Ben meslek hayatımda bunlarla çok karşılaştım. Ve öğrencilere hep söylediğim şey, bakın notunuzla ilgili bir tereddütünüz varsa itiraz edin. Biz insanız, hata yapabiliriz. Makineye soksanız makine hata yapar. İtiraz ederseniz düzeltme şansımız var. Niye itiraz ettiniz demem. Yeter ki iyi niyetle bunu yapın. Yani hocaya vurmak için değil veya bir de itiraz edeyim değil. Çünkü ben hatamı düzeltme şansına sahip olabilirim. İnsan olduğumuzu unutmazsak birçok sorunu çözeriz. Çözülür mü? Çok sorunumuz var. Çözülür. Niyetiniz, azminiz ve yönteminiz doğruysa bunların hepsi çözülür. Hocam çok teşekkür ederim. Su gibi bir sohbetti. Çok da keyif aldım. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Normalde işte hani bu sosyal medyada da her şeye değil ama hakikaten ben yaptığın şeyin çok değerli bir şey olduğunu, özellikle genç hukukçulara yol göstermesi bakımından ki dediğim ismini andığımız bazı hocalar gerçekten çok değerli. Türkiye'de köşe taşı hocalar. Özellikle onlar bakımından, bizler hani biraz daha nispeten genç nesiliz. Onlar bakımından eğer bilgileri bu sayede edinirlerse çok yararlı bir şey yaptığını düşünüyorum. Ben hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.